gördüğünüz gibi. Yani orada olan su da tamamıyla hiç insana ait olan su değil. Yani hiçbir içmeye de mümkün değil. Bir sözle böyle diyelim. Allah çatsın dadımıza. Başka bir şey yani demek elimden gelmiyor. Videoda çekirem, içtimaiyata göstermek için. Gördüğünüz o teknikalar, yani ki Kamaz maşınların gözlüler, onlar getirdikten sonra yine əlavə yükü getirdikten sonra onlar yine de burada yani gelen taşları bura tökürler. Beləliklə bu istiqamətlə, bax, bu gördüğünüz istiqamətlə yolu aparacaklar Kürün o bir tay hissəsinə. Gördüğünüz bu Kür çayının eni həqiqi formada, yani belə deyək də, qanuni formada 80 metredir. Ama qəsdən Kür çayını getirip bu istiqamətdən bağladılar ki 200 hatta 300 metre mesafe yere taş döksünler ki yani yük taşınma prosesi biraz çok olsun ki yani özleri de oradan xeyri çok görsünler. Belə. Ama aslında Kür çayı arkadan bağlanmalıydı. Çünkü onsuz da yeterince yaşayış masivinden çok kenarda gelip bu işi görürler. Buradaki yaşayış masivi yoktu. Ona göre de bu istiqamətdən gəlib bağlayırlar ki, yani bura Kürün belə deyək də enli istiqamət olduğu üçün burada biraz xeyirləri çox olacaq. Yani bura texnika çox yük taşıyacaq. Vəsait də çox ayrılacaq. Ama o bir istiqamətdən bağlansaydı, həm az daşınacaqdı yük, həm də işləri yani tez qurtaracaqdı, belə deyək. Bir sözlə deyirəm, tək ümidimiz Allahdır. Allah çatsın dadımıza.